Ultiyi bekletiyorum şu anda. Ya da bir atayım ya. Efsane ya. İvan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Ezreal ile oynayacağız ama ben bir hatayla başladım. Öncelikle yanımda Yumi olduğunu da söyleyeyim. Normalde Ezreal'a çok büyük bir hata sayılmasa da ben Ezreal'ı her zaman neredeyse ışından alırım. Bu oyun biraz dikkatsizliğime geldi. Işından almadım. Özellikle Yumi'nin olduğu bir oyunda ışından çok da ayarlı. Çünkü sizinle beraber gelebiliyor adam. Ben bir Q attım oraya. Burada flash'ımı verdim ama yani hoş olmadı. Dodge'lamaya çalıştım elimden geldiğince de yemedi. Oyuna kötü başladık biraz. Benim önümü biraz kapatırlarsa ben gittim, Yumi gidemedi. Yumi biraz tuhaf kaldı orada. Hasarı nasıl yedi bilmiyorum. O adam bana takıldı değil miydi? Neyse, ışından biraz sıkıntı oldu ama çok büyük de sıkıntı değil yani, ne yapalım artık. Buradan ben 10 gold kastım. Sadece 2 tane Q attım. 1 tane de şey çalmışım. Flash biraz üzücü oldu. Ezreal aslında çok 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 güvenli. Çok rahat bir şampiyon. Ama şöyle bir durum var ki. Bizim adam 586 oyun oynamış. Bayağı fazla oynamış. Jhin'de de 155 oyun varmış. Ezreal'a ulaşabilirseniz. Ezreal birebiri çok zayıf bir şampiyon. Ve kısa süreli savaşlarda hasarı çok az kalıyor. Yani uzun süreli dürtmeleriniz lazım. Canını adamın, rakibin yarıya falan indirmeniz lazım. Bir süreliğine. Ondan sonra artık rakibi yenebiliyor hale geliyorsunuz. Atıyorum Jhin'in 4 vuruşu beni %60-70 can öldürür. Ama benim o canı öldürmem için düz vuruşlarımı sayıyoruz. Düz vuruşlarımı kaç tane? Belki 10 tane, 11-12 tane yapmam lazım. Bir de pot çaldım. O yüzden uzun uzun dürtmek lazım yani. Anca öyle kazanırsınız oyunları. O yüzden biraz kendinizi bilirseniz, kaçacağınız yeri bilirseniz, sizi koruyacak adamlar varsa veya takımınız buna uygunsa güzel iş yaparsınız ama eğer tek taşıyıcı sizseniz çok 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 zor ve yakalayıcı şampiyonlar varsa özellikle sıkıntılı olabiliyor. Onu alamadım ben. Bunu kesince 2 olduk biz. Yularım kaçıyor benim. Tam E atacaktım ama minyonlar geldi. Tamam, bir tane tutturduk en azından. Çok iyi, çok iyi mi Yumi? Yumi kaç oyun oynamış Yumi ile? 18 oyun oynamış. Daha yeni çıktık kanka, ne yapıyorsun? Bir de buradan Q vurduk. Şu anda durum çok iyi. Ama bu canda bile neredeyse rakibin kazanma şansı yok diyemeyiz. Biraz fazla mana harcadım ama bunu da aldım. Minyonda kaçık kaçız. Biz şunu bir ayarlasak. Bir saniye. W'ya da vereyim bir kez. Tüy, o tutsaydıydı. Şunları bir yerini ayarlamak istiyorum ya. Bu adam topa gitti. Bu adam buraya gitti. Bu böyle. Bu böyle. Bu nerede oynuyor? Bu midde oynuyor. Tamam. Tamam, güzel. Minyonları eşitlediler aslında. Bizim biraz daha fazla benim biraz daha fazla minyon almam lazımdı ama sanıyorum şu ana kadar 7 minyon kaybettim. Çok fazla minyon kaçtı. Kimse vurmuyor bu adamı ya. Tamam. Can yeniletmemek lazım aslında bunları da. Kaç, 100 gold geldi, gayet güzel. Bunlar biraz üzerimize oynuyor gibi sanki. Şu minyon ölmesin. Bu Thresh bayağı sıkıntılı bir adam gibi. Çok fazla beceremiyor. Yine bir minyon kaçtı. ...850'yi buldum aslında. Ben burada bir itip sonra base yapabilirim. Şunu Q ile almak istiyorum. Kaçmasını istemiyorum. Bir tane WQ yaptım. W düz vuruş yaptım. Yine saçma bir Q attı adam. Gel kanka.
Tamam, çok rahatlı bir kill oldu. Orada tutturunca adam. Tamam, ben çıkıyorum. Çok fazla param var. Bu adam burayı denerse onu da alırız hatta. Birazcık daha zorlasa mıydık ya? Ben nasıl base atacağım için şu anda bu trade'e giriyorum. O da atacaktır ama. Tamam, haydi gidelim. Orada totemleri var mı bilmiyorum. Şurada, şuraya doğru atacağım ben. Eğer şu çalıya girip buradan denerse yine bozar bizim şeyimiz ama. Deneyecek mi? Deneyecektir. %99 dener. Denemedi. Tamam, şimdi şunu aldım. Bunu alsam aslında çok daha iyi olurdu da. Madem olmuyor, şöyle bir başlangıç yapalım. En azından vuruşum artsın. Bunları steklemeye başladım. Dakika 5'te başladım. Böyle 15-16 civarında bitirebilirsem efsane olur ama o zamana kadar biter mi emin değilim. Bizim adam biraz can çekişiyor. İlk kill bende kaldı. Aa, öldü o da. Şunu şöyle alalım. Bunu buraya alalım. Anamında %25'ini harcadım. Bunlardan çekinmeyin atmakta. Çünkü bu mana size tekrar dönüyor. 958 mesela. 962 oldu. 4 mana fazlalaştı. Böyle böyle. En azından oyunun biraz daha ileri safhalarında sorun yaşamıyorsunuz. Şu anda yaşamak zorundayız. Hem gayet güzeldi. Hasarımızı vurduk. Burada ben şu şeylerden bir tanesini yiyeceğim. Kurabiyelerden bir tanesini yiyeceğim. O tutaydı, iyiydi ya. Ben biraz adamdan uzaklaştım. Ne yaptın lan? Bu adam niye benim üzerime flash attı? Ben ileriye doğru kaçar dedim. Geriye doğru hamle yapınca benim EQ kaçtı ama. Biraz daha garanti oynayabilirdim. Herhalde Thresh ağladı dedi. Kanka de senden şey... Oha! Thresh ağladı dedim. Thresh double kill aldı bir yerlerde. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben buradan itmeye devam o zaman. Kanka da sen de benden çıkıp... Ay! Önümde minyon vardı. Şeyi kesemedim. Buradan bir tıkır aldık. Bir tane daha alabilir miyiz? Alırız. Tamam, şuna bir kez daha vurayım. Tamam, 80'er gold aldık buradan. 5 geri geldi. Thresh niye böyle oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Orada adam arkasına saklandı Thresh'in de. O yüzden kill şeyde kaldı. O öyle yapmasaydı, yani bizim adam vurmasaydı zaten ben kill'i alırdım ama yine de akıllık yaptı sonuçta orada. Cin bu. Kaçıncı vuruştaydı bilmiyorum. Belki bir dördüncü vuruş atardı, bir şey yapardı. Thresh gitti geldi. Yine adamı öldürttü. Çok agresif yapıyor ya. Gitti ki kill aldı diye herhalde biraz şey sandı. Biz keseriz bunları falan diye düşündü herhalde. 6 değillerdi daha. Ben zaten orada direkt ultinin avantajını kullandım. Ölmesem iyi, güzel. Sen de ölme. Sen yine mi üzerim oyuncağım? Sen bilirsin ama. Tavsiye edilmiyor öyle şeyler. Orada olaylar var. Geliyorum kanka ben. Benim heal'ım yok ama. Bak biraz şaştık ya. Şaştık kalk. Damazingo geldi. Kimse isabet etmedi. Ben bu adamın üzerine girebilirim. Biraz mana sorunum var sadece. İtmek istiyorum da bana bir yardım etseler ya. Ulti kullanacağım da. Çok büyük sıkıntı şu anda.
Haydi gidelim. 2K gold var. Kanka bende hiç mana yok ya. Hiç uğraşmayacağım vallahi. Yumi yalan ediyor zaten orayı. Stunlarıyla şuyla buyla. Bunu aldım. Şimdi bunu aldım. Ha, ona yer kapandı. Şunu bir satalım. Şimdi seni aldım. Sana da yer açamadık. O zaman şimdi. Ha, tamam şimdi yapabildim. Oyun 7-3, 2-0-3 benim. 71'e 48 Bayern Münih'inde ezmişiz. Dakika 10 için 71 Münih nasıl? Yani çok iyi değil. Bayern Münih kaçırdım bu oyun. Ama ona rağmen en iyi ikinci benim. Top lane adam daha base'e gitmiş. Acaba kaç gold parası var bunun? Bilmiyorum. 2K, 3K var mıdır acaba? Ultiyi patlattım oraya. İyi. Çaldım oradan da. Geliyorum. Bir Q tuttursa alır orayı da. Zorlamak istemiyorum ama neden acaba Jin niye zorluyor onu bilmiyorum. Hem de ne W tuttu ne Q tuttu. Bir Q daha kaçtı. O adam hala ısrarlı şekilde, ısrarcı şekilde burada duruyor. Benim W Q'ma ölür bu adam. Çok rahat oldu. Bilmiyorum, Jin baya kötü oynuyor yani. Jin'in ligini göremiyorum şu anda ama. Baya rezil şekilde oynuyor yani. Belki de oyundan soğumuştur bilmiyorum. Yani Thresh böyle oynayınca falan ama bu bana baya baya şey tanıyor. Deli gibi de farm yapacağım. Ve Ezreal kastında 3-4 item ulaştığında eskisi gibi değil artık Ezreal bu buildleri. Hani inanılmaz fazla hasar veriyor. Ve benim de yapacağım build olacak. AP'ye dönelik. Yönelik Q build'i yapacağım. Şunu atayım da. Ha, inanılmaz fazla hasar çıkacak gerçekten. Tamam, gayet güzel. Şu anda base atmak istemiyorum. Şunu hala kasmadan da istiyorum. Daha yarıda. Geliyorum. Oradan kuleyi de alabiliriz eğer çok şey yapmazsa bizim Yasuo pinglemezse beni git diye. Totem olsun şurada. Bir tıkır da buradan. Hatta belki kuleyi bile alabiliriz. Şu ejderi alırsak çok daha rahat bir galibiyet olur. Dereceli'de falan da oynuyorum Ezreal ama dediğim gibi hani her oyun böyle olmuyor. Bazı oyunlar lane'de eşit diyorsunuz. Normalde Ezreal'la oyunu kazanmanız lazım. Lane'i kazanmanız lazım. Kazanmadığınız takdirde artık o sizin 1v1'leri, 2v2'leri kısa dönemde yapmasının şansı yok. Şuraya atayım ben bunu. Öldü o. Ben de stunlandım bayağı ya. Çok korktum ya. Niye bu kadar korktum, niye bu kadar çekindim bilmiyorum ama. Aha. Ben bir base atayım en iyisi. Adam fazla vurdu. Çok korkak oynadım ya. Hak etmedim orada bir şeyler yapmayı zaten de. Ama bunu da bu adam hak etmiyor yani. Yani hak etmiyor dedim. Pek bir şey yapamıyor. Oy. Güzel. Geldim. Heal'ı attım dedim. Orada bir tekmeyi çakar, bir Q vurur falan bir şeyler yapar. Hiç gerek olmasın öyle şeyler diye. Peki heal'ımı attım. Henüz hiçbir item'ım yok hani o yüzden de biraz hasarım düşük. O yüzden de biraz kendime güvenemiyorum. Her ne kadar kasmış olsam da bu sadece kill'de öyle görünüyor. Hani daha benim zamanlarım gelmedi. Buradan birazcık daha hasar vursam. 3K param var aslında da. Tamam.
Bunlar yine deniyor bize. Ben bir çıkayım. 3K param var şu anda. Ay çıkamadım oradan. 3K param var. Yumi birileri takılacak. Herhalde şeyi kıracak. Ondan sonra gelecek bana. Helal. Son anda yetişti. Bunu da aldım. Tamam. Üçlü kasıyorum çünkü üçlü aslında şeyi çok daha iyi oluyor genelde. Hani onu da tavsiye ederim. Buzdağın eldiveni çok daha iyi oluyor çünkü kayıtlayabilmenizi sağlıyor ama şu an ben çok fazla kasmış olduğum için bu hasarımın devam etmesini istiyorum. O yüzden böyle bir seçim yaptım. Bir sonraki seçim nerede bu item? Aynen bu olacak. Bayağı hasar verdim de. Kanka sen çok vuruyorsun ya. Çok vurmuyorsun da yani. Çok tutturdun onları. Niye flash attın ki? Zaten ultim vardı. Tüh. Tüh, tutturamadım ben de. Gel kanka. Aa adam üzerimde öldü. Oy bir şekilde çıktım en azından buradan. Tamam bunu aldım. Onu da aldım. Güzel, gayet güzel. Ağzım burnum yamuldu herhalde ben o an oynarken ama yine de aldık orada her şeyi. Şu anda bir tek Gangplank güzel oynayabiliyor. Gangplank benim kaderimi yaşıyor dereceli oyunlardaki kaderimi. Birçoğumuzun kaderi yani. Sen lane'i kazanırsın ama diğer lane'ler biri değil ikisi değil. 5'i birden kaybeder. 1800 param var şu anda. Ben base atacağım. Çıkmak istiyorum ben buradan. Burası totemli olabilir. Şu item'ın şu parçasını alacağım en azından. Gelen var mı diye bakma. Trash gelmedi bu tarafa. Yoklamadı. Bir görüşü olabilirdi. Denemedi. Tamam. Şunu da değiştirelim. Şunu aldık. Şu bittikten sonra hasarım çok daha fazla artacak. Sanıyorum lane'e varana kadar tamamlanmış olur. Olmayabilir. 18-7 dakika 17 oldu. Muhtemelen karşı tarafta sur verenler var ama herkes vermediği için çıkamıyorlar. Bitti mi kaç oldu? 746. Son bir tane daha Q atıyorum ve şu an tamamlandı bu item. Artık çok daha fazla hasarım var. Sağda solda milleti avlayabiliriz. Buradan zıplayacağım eğer gelirse. Yok. Yukarı doğru gidiyorum ben. Geliyorum kanki geliyorum. Yani gidelim. Görüşle açalım hazır yolumuzun önünde. Yanlış taraftan gidiyorum galiba da. Böyle önde keseriz biz bunları. Çıkalım çıkalım çıkalım. Burada bir yalan olmayalım. Şimdi deneyebiliriz birilerini. Gangplank bayağı güvenli oynuyor. Bu Gangplank oyun taşır mı? Ben heal bastım ama. Oy ben öldüm ya. Ay orada stun'a yakalandım. Adam beni yakaladı falan derken çok şey yaptılar gerçekten. Seni de alırlar mı? Sen onları alırsın ya. Oo bizim kasmış adam da geldi. Derken flashla öldü. Şunu alalım ama bu adam bizim normalde yani şu anda kasılan build'i kasmıyor. Şeyli. Nedir o? Şunu alayım da hemen.
4 tane falan ebedi kılıç alınan build'i yapmıyor. Aslında ben onu çok daha çok seviyorum. 1000 neydi? 1096 AD bulmuştu benim şey. Bir tanesi tabii item'ın şeydi. Bir ayakkabıydı, biri de sanıyorum koruyucu melekti. Ona rağmen 1096'ydı. Farklı seçeneklerde de bulunabilirdi. Ha belki de kana susamış da olabilir 1096'yı ben yaptığımda. Hatırlamıyorum tam olarak. Benim her geçen dakika artıyor. Eskiden ben Ezreal oynarken şu sorunum vardı. Hani hep düşünürdüm. Gördüğünüz gibi bir WQ yarı can vurdu mid lane'deki adama. Neydi adı? Nela senin adın? Zillion. Ölür mü o? Güzel. Bir kill aldım. Kanka kestin beni. Triple kill aldım kanka ben. Ah be. Nerede benim kuadram? Gayet güzeldi. Buradan bitirir miyiz? Sur verdirtebiliriz belki bitirmesek de. W'yu vurmayı unuttum ya. Eski Ezreal'ı çok fazla oynamıştım da ben ona biraz alışkınım. Yine çok fazla hasar. Ultiyi bekletiyorum şu anda. Ya da bir atayım ya. Efsane ya. Acaba önce W mu fulluyorlar, E mi fulluyorlar? Ben her zaman E fulluyordum. Ay. Of 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 of. Ezreal çok eğlenceli ya. Kasabiliyorsanız Ezreal çok eğlenceli de. Ölmüyorsunuz, etmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Ben biraz daha oyun uzasın. Ha bunlar şey W bunlara vurmuyordu. Biraz daha belki killarız. Neyse ne yapalım kalsın. Şurada mavi çıkacak aslında. Birisi maviyi alabilir de. Ben istemiyorum onu. Şimdi bunu aldık. Şimdi bir sonraki item şu 1300'lük item nerede? Bu ondan sonra şu. Birazcık ufacık da olsa bir fantasy build bu ama o kadar fazla değil. Hala çok fazla vuracağım. Ben hala çok fazla vuracağım. Özellikle W'den gelecek hasar inanılmaz fazla artacak. Diğer skill'ler de artacak tabi. Bu biraz kasmalık şey değil yani. Böyle 1v1 biraz önce cinle kapıştığım 1v1 olayında yapmamanız gereken yerler. Tamamen benim orayı kazanmamın sebebi benim 8-9 tane kemin olması ve cinin hiçbir şeyinin olmaması. Yoksa bu tarz bu build'le skill shotları kaçırırsanız yalan olursunuz. Ben bir tane almam gereken item'ı almayı unuttum. Şeyi almayı unuttum. Mahvolmuş kralın kılıcını. Oy! Bana bir saattir kule vuruyormuş. Ben görmedim onu. Pardon pampalar. Kanka sen ölmen zaten. Oy 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 oy. Şu top kulesini alsın adam da. Benim 1900 gold'a ihtiyacım var. Şunu biraz önce almamıştım ben. Buradan bir sürprize uğramayalım. Oo bu da bayağı vuruyor şey. Yasuo. Gıcık tuttu ya. Ben şuradan ultiyi atacağım. Of.
Of 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 of. Ne hasar ne hasar. Orada kimse yok galiba. Bu adam baron istiyor. İstemekte de hakkı var. Baron alıp ben bir base atacağım. Ondan sonra dönüp oyunu bitirebiliriz. Şu an deli gibi farkımız var. Herhalde normal oyun olduğu için onlar da çok fazla şey yapmak istemiyor. Gayet güzel. Buna bir kez daha verdim. Şunu da alıyorum. Son item'da mahvolmuş alacağım. Bunu geç bile kaldım ya. Şu dursun. Bunu da alabiliriz. Ben şu gideyim kırmızıyı alayım. 12-1-11 gayet iyi. Minyonun biraz kötü sadece. Bayağı kötü hatta. Ama onda kapışmaya falan verelim. Solo kill sonuçta bu. Bu build tamamıyla tek atmaya yönelik. Hani hatta buna şey falan kasanlar da var. Ben biraz daha kapışmaya yönelik olsun diye şey kasıyorum. Hatta belki ben de kasabilirim onu ya. Draktar. Mahvolmuşu kasma sebebim hani Q ile çok iyi stackleniyor. Yani direkt vurduğunuzda mahvolmuş devreye giriyor. O yüzden güzel ama bu tek atmaya yönelik değil de eski biraz daha şeye daha fazla uyuyor. Uf, yarı can. Kanka. Sana bakamam şu anda. Kırdınız zaten onu. Benim bir flash'ım daha var artık orada. Geldim. Tamam. Bir adam nerede? Burada. Vurmayın kuleye. Healing geliyorum kanki. Yani bitirelim o zaman ya. Çok güzeldi ya, ben çok eğlendim. Dereceli de oynayabilirdim aslında, biraz daha rahat oluyor bu tarz oyunlar. Hani insanlar daha keyif alarak oynuyor. Hani biraz daha nasıl diyeyim, ciddi oynamıyorlar ki. Onlar play izleniyor, siz bir şeyler deniyorsunuz. Onlar play izleyince sizin de bir şeyler yapmanız lazım ona karşı bir karşı play için, karşı oyun için. O yüzden daha güzel oluyor diye düşünüyorum bazen. Ve şuna bir bakalım. Lee Sin. Lee Sin fena değil de ben Yumi'ye vereceğim. Yumi gayet iyi oynadı ya. Yeni bir şampiyon. İyi alışmış malışmış. S artı almışım ben de. Hasarıma bakalım. Hasarım inanılmaz fazlaymış. Çok daha fazla hasar verebilirim. Karşı takımın toplam hasarı kaç bin? 45 bin, 46 bin civarı. Benim tek başıma 35 bin. Çok daha fazla hasar verebilirdim ama bizim takım kasmasa çok daha fazla hasar verebilirdim belki. Çok fazla kasınca rakip takım sürekli bizden kaçtı. Çok fazla savaşmadılar. Savaşamadılar. Bizim takım kesip duruyordu. O yüzden hasar biraz dağıldı diyebilirim. Bu oyunluk bu kadar arkadaşlar. Ezreal'ın hikayesini dinlemeyi unutmayın. Onu da aşağı ve kartlara koymuşumdur. Yorumlara ve kartlara. Oradan bakabilirsiniz. Diğer hikaye videolarını da izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.